sevgili Coşkun Karademir, Buray, Ceylan Ertem, çok değerli sanatçılar. Ev sahibimiz Coşkun Bey. Öyle Coşkun görünüyor. Bey, yani buraya gelirken aklımda hep şey vardı. Benim aile tarihimde de çok yeri olan bir Nazım Hikmet dizesi ve Timur Selçuk bestesi. Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız. Bu havayı da hissettik sizin bu buluşmanızda. Eyvallah. Sizin dostlar meclisiniz nasıl acaba? Neler var bu sofrada, bu mecliste? Valla sofranın en güzelleri zaten yanımda oturuyor. Tabii hikaye bir konsere sığacak büyüklükte değil yani. Dostluğu, tarifi tabii ki türlü türlü. Şiire, Türkiye, hayata her yere sirayet ediyor. Ama tabii esas olan kısmı gönlümüzdeki yeri. Bugün bu konserde tabii bizim evlerimizdeki hayatımızın içinde birlikte yaşadığımız Ceylan'la da Buray'la da hakiki dostluğun zaten burada bir meyvesini sadece paylaşıyoruz. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Zincir sallandıkça her yanım sancır. Düştüm bir ormana, yol belli değil. Şimdi yol ve yolcu ve burada tabii ki bizi dile getiren araçlar da çok önemli ve sizin müzikal yolculuğunuza baktığımda tabii siz halk müzik geleneğine akademik araştırmalar da bu araştırmalarla katkılar sunuyorsunuz ve bağlama sizin olmazsa olmazınız. Şimdi Buray Bey'in müzikal hikayesine baktığımda da bir taraftan çok farklı janrlar buluşuyor ama bağlamanın sizin hayatınızda da çok özel bir yeri var değil mi? Benim babadan kalma bir türkü geçmişim var. Babam bir Türk halk müziği sanatçısı. Kıbrıs'ta, Turgay Salim Kıbrıs'a da buradan selamlar bizi izliyorsa. Oranın bir ozanı ve Kıbrıs türküleri derleyerek evde işte çalışmalar yapmış, besteler de yapmış. Kültür Bakanlığı'na da o ölmeye yüz tutan türküleri gidip köy köy gezip yaşlıların ağzından derlemiş. Yani Kıbrıs türkülerini çok Kıbrıs türkülerine çok emek vermiş biri. Tabii ki evde kulağımda bir bağlama sesiyle büyüdüm. Bağlamayla başladım. Sonra lisede işte birazcık daha böyle pop müziğe, rock müziğe, gitara geçiş, sonra konservatuvar, klasik müzik derken ben birazcık her şeyi harmanlayıp kendi müziğimi yarattım ama işin özüne döndüğümüzde o türkü ruhu böyle buralarda bir yerlerde bir çip böyle bir işlenmiş yani ruhum var. Vay dünya dünya kalansın dünya. Vay dünya dünya zalimsin dünya. Canle cananım kalansın dünya yalansın dünya. Ceylan Hanım'a şunu sormak istiyorum. Tabii farklı türlerden, canlılardan, geleneklerden gelmek ama dostluk böyle bir şey zaten. Kim olursak olalım olduğumuz halimizde kabul görmek ve onu üretime dökmek. Bu anlamda Dostlar Meclisi'nde sizin çok özel bir yeriniz var. Siz zaten kendi müzikal hikayenize baktığımızda farklı kuşakları, tarzları bir araya getiriyorsunuz. Çok büyük bir maharetle. Evet, çok teşekkür ederim. Bunun Dostlar Meclisi'ne katkısı nasıl oldu acaba? Benim ailemde öyle Türk halk müziğiyle çok ilgisi olan birileri ya da bağlama çalan birileri yoktu ama babam bir tren vagon fabrikasında çalışırdı. Ve anneannemin küçük plakçalarını alıp biz böyle tren yolculukları yapardık. Bedavaydı çünkü dedeme bütün tren yolculukları. Orada o plakçalara mutlaka Neşet Ertaş plakları konulurdu ve kompartımanda karşılıklı göbek atarak, bazen hüzünlenerek, böyle uzun uzun yollara bakarak müthiş yolculuklar yaptım. İşte benim de çocukluğuma dokunduğu yer oradan geliyor. Biz bu akşam hani konuğuz, normalde konuklar iki tane söyler gider ama biz sahneyi işgal edeceğiz. Bayağı çok şarkı türkü birlikte söyleyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Tabii ki burada şimdi üçümüz varız ama arkada müthiş bir orkestra kurmuş. Düştüm. Akustiği muhteşem bir salon. Şimdi tabii ben misafir şimdi ağırlıyorum bu durumda. O sebeple tabii orkestra, tabii burada ev sahipleri biraz artsın. Yalnız kalmak da istemedim. Tabii memleketin belki en
özel müzisyenleri bugün sahnede. İşte davulda Edis Hafızoğlu, piyano sint dünyasında Adem Gülşen, gitarda Şeyhmus Fidan, cello'da Murat Süngü, kavalda Fatih Koçer, dudukta Emre Sinanmış, böyle büyük bir heybet var arkada. Çok büyük bir dostlar meclisi. Biz sadece şu an 3 kişiyi dinliyoruz ama aslında binleri, yüz binleri ağırlayacak bir dostlar meclisi anladığım kadarıyla. Herkesin iyi gününe, kötü gününe ortak olacak şarkılara, ortak duygularla imza atıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.